Merhaba arkadaşlar, ben Oğuz. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Cümleten hayırlı günler arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bugün öncelikle şunu söyleyeyim, yoldayız. Yolculuğumuz var. Artvin'den çıktık. Yalova'ya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Yanımda Vedat abi var. Vedat abi de böyle arka koltukta yatıyor. Kendisi Samsun'a kadar arabayı o kullandı. Samsun'dan sonra arabayı ben aldım. O uyuyor. Öyle değişimli sürüyoruz. Şimdi arkadaşlar Muzaffer Karataş'ın yanına gidiyoruz. YouTuber. O da YouTube işte videoları çekiyor köpeklerle ilgili. Biz de aynı tip kanalı var. Pardon. Onun yanına gideceğiz arkadaşlar. Onun çılgın bir keçisi varmış. Şakir diye. Dün nasıl olmuştu abi? Sahne demişti. Ya bu Şakir benim adamım falan filan. Şakir'i bayağıdır takip ediyorum. Abi sana vereyim mi dedi bu Şakir'i. He. Dedim ver. Öyle başladı. Bir yorumla başladık. Düştük yollara. Arkadaşlar. Şey alırım dedim. Geri de dönemedik. Gidiyoruz işte almaya bakalım. Getirebilirsek getireceğiz bu arabayla. İzleyen insanlar diyecek ki yani bir tane bunlar keçi. Kafayı yemiş. Bir tane keçiden dolayı 2600 kilometre yol. Keçinin kralını alsan zaten yakacağın mazot kadar yakardı diye düşünenler olacaktır ya, arkadaşlar yani. Ama. Bir kere dedik de yani. Arkadaşlar dedik. Hem bir kere dedik hem de ya mevzu keçi. Baş belası olmuş. Keçi bahane işte bizim için de gezmek biraz şahane oldu bence. Aynen, bir değişiklik olsun dedik, yol yapıyoruz. Ya. Dün gece. Macera iyidir. Aynen. Dün gece arkadaşlar evdeyim. Vedat abi aradı. Dedi Oğuz dedi Yalova'ya dedi gidelim mi? Dedim abi iyi ki. Hani niye? Dedi ya bir keçi var onlar orada dedi onu alalım. Hayır sorduğu soru bana hiç garip gelmedi işin garip tarafı. Dedim olur abi gidelim. Arkadaşlar yarım saat içinde karar verildi. Dedi ki yarın akşama gidelim. Olur dedim. Kapattık. Abim 15 dakika sonra aradı Vedat abi. Dedi ki uykun var mı? Dedim yok abi. Dedi o zaman bu gece çıkalım bari de yarın orada olalım. Böylelikle arkadaşlar çıktık yola. Yani bana dün biri deseydi ki yarın Yalova'da olacaksın. Derdim ki hadi lan. Yarın benim işlerim var kapıda. Bir sürü yapılacak işler var. Odunlar modunlar dizilecek. Odun kesilecek falan. Ne yapıyoruz biz ya? Ben de bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar buradan geçiyoruz. Şeyin oraya indiğimizde videoya devam edelim. Şimdilik 200 kilometre daha yolumuz var. Bakalım. Uyarı. Hız kamerası bölümünün başlangıcı. Limit 70. 223 kilometre yolumuz var. Bu yolu bitireyim. Sonra indiğimizde Yalova'da görüşelim arkadaşlar. Arkadaşlar toplamda 13 kilometre kaldı. Yalova'ya geldik. İyi değilim. Araba giderken sıkıntı yok ama ışıklarda araba durunca bizim kafa dönmeye başlıyor. Bir anormallik var ama çözemedik bir anormallik. Bir kafa yapıyorum. Ben sizin arkadaşlar 1300 kilometrenin sarhoşluğunu yaşıyorum. Böyle arada 1-2 saat uyudum muydum bir şeyler oldu. Şu an şu rüzgarın sesi. Ayaklarımın şişkinliği ve başta bir karıncalanmayla beraber değişik modlar var. Şimdi arkadaşı göreceğiz. Bakalım nasıl bir şey olacak. Ben semelendim ya. Sen neredesin ha şimdi? Var var. Bir anormallik var. Ya ne olduğunu çözemedim ama var bir anormallik. Ne bitmez yolda arkadaş ya. 11,5 kilometre kaldı. Evet arkadaşlar. Şimdi Muzaffer kardeşimizin yanına geldik. Hoş geldiniz abi. Muzaffer'cim ben videoya başlamadan önce şunu söyleyeyim. Heh. Bunu ben video boyunca kucağımda gezdirebiliyor muyum? Tabii ki. O zaten onu seviyor. Bu çok hoşuma gitti ya. Bunu al bunu. O bebek ya. Bunu ben var ya bunu alırım yatağımda yatırırım. Oğuz abi Uzi'ye çöküyor. Buna mı çökeceğim? Çok güzel bir hayvan. Baksana. Ya arkadaşlar o kadar bebek nazik bir şey ki. Yani. Buna bak küçük tabii şey burnu var. Masum da duruyor zaten. Bunu dengeledim. Bu hep kucağa alıştırdı. Bu yere koydum mu geliyor atlıyor hemen al beni kucağına diyor böyle hemen. Morali bozuluyor değil mi? Hemen bozuluyor. Anında. Adamcılığı var mı bunun Necder'in? Yok abi. Bu evet, şeyde boğuşan değil mi? Canavar gibi ya maşallah. Oğlum pardon oğlum. Benim şimdi üzerinde 50 tane köpek kokusu yok, var. Yok hiçbir şekilde. Yok ondan demiyorum. Ya hayvana da çok uysal. Köpeğe falan da çok uysal.
Hünkar'a dalmıyor mesela. Hünkar buna daldı diye bu girdi. Bunun boyu normalde bayağı yüksek de şimdi Oğuz abi de bayağı yüksek. Abi boy? 1.86-1.87. 1.86-1.87. Yani bu hayvan 86-87. Ama hem biraz tümsekteyiz. Çok gösteremiyor kendini. Değil mi? Bayağı bir böyle canlı olarak büyük, görünce büyük. Bayağı bir kalıplı büyük. Hacı maşallah var. Ha bak. Yaraları maraları var. Yaraları var. Onun haricinde şüphe giyiyor. Gel buraya. Gel. Bak gel. Kalın kalın. Hangi dişlerle kalın. Kırdın? Gel gösterelim gel. Al bunlar. Oo. Maşallah kazma gibi. Yani. Diş diş değil arkadaşlar. Kazma sapı gibi maşallah. Kapına bakın. Abi çok beğendiysen yavrusundan göndereyim. Vallahi kardeşim köpek limitim dolduruyorsa şunu öyle hiç direkt abone alır götürürdüm. Bir de bizim Daisy bununla kavga eder. Muhtemelen. Bu kesin. Zaten burada dayak yemeye yeterince doydu. Bunun şu sosis yok mu? Bak şurada yatan bir tane azman. O bunu hep dövüyor ya. İkinci, o yüzden hep ayırıyorum onu. Dur. İkinci olarak çok sevimli gelen de bana o. Değil mi? Şuna bak. Heh. İşi gücü. O kele şerefsizi niye gelmedi? Abi onun işi yok burada ya. Onun işi daha çok dışarıda takılıyor. Gel buraya. Gel buraya. Anam. Bu da çok güzel bir hayvan. Yani sosis miydi? Bunun belli bir cinsi var mı? Harbiden abi sosis. Abi bu şu Alman köpekleri var ya sosis diyorlar da veya biz Türkler sosis diyor. Tamam, onun onlar, kırması. Bayağı keleş, uzun sallı. Keleşte de var aynı kan. Bunda da var. Bunlar Sinyor Vampir'in yavruları. Bunlar Sinyor Vampir'in torununun çocukları. Oş! Ama aynı hünkar tipleri. Bu da diğeri daha çok benziyor. O daha çok benziyor ama bu da aynı. Bak yüz tipi, siması. Yani bundan 1-2 hafta önce bir yavrumuz öldü. Bunların kardeşiydi, dişiydi. Onu gör. Birebir hünkar yani. Nasıl hünkar hırslı mı yavrular? Çok. Hırslı yavrular değil çok mi? Hırslı. Hele bu var ya böyle bu. Babaya çekmişti. Bu. Bu tam bu hırs küpü ya. Bu onu boğar ama. Kim? O tabii ki. O en kötüsü. Kuzu boğar hepsini. Kuzum. Kuzum sen ne güzelsin Allah'ım. Ha bunu ben var ya sıkarak boğarım. Bak. Buyruk sallamaya bak. Bunun kuyruk bak. Bir deneyim abi bakayım. Gel kızım gel. 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 Aferin babaşı. Hani Mert babaşının kuyruğu. Hani salla hızlı. Hızlı. aferin. Bunun kuyruk bana sallıyor. Bunu bana ver. Kuyruğu göremiyorum böyle. Vallahi. Surata bak ya. Çok tatlı suratı. Arkadaşlar. Gelme amacımız aslında. Çekebileceğim abi. Gel. Asıl gelme amacımız buydu. Ama gel gör ki... Şakir burnumuzun direkleri kırıldı gelir gelme. Beraber bende. Arkadaşlar aslında Vedat abiyle beraber Şakir almaya geldik ama inanın arabadan indik. Bakın araba şurada. Arkadaşlar araba oradayken sanki burnumuzun keçi de tam buradaydı. Buradan oraya kokusunu yaz yani gönderdi. Biz bir de bunu arabaya koyup gelecektik. Ne akıl görüyorsun? Ben sana dedim pick-up'la gelelim diye ama pick-up, ne bilelim biz. Gelecek miydi abi 14 saat yolu? Gelir mi? Belki pick-up gelirdi ama bizi yorar. Biz perişan olurduk. Oğlum. Arkadaşlar Şakir'den kurtulamadık. Dedik. Kasap abi. Abi Buse beni keser. Ben bunu kasaba verirsem Buse de beni kasaba verir. Kanka sen bunu ver bir arkadaşa böyle benim gibi biri çıkar gelir. Böyle yakından olsun çok uzun sürede yani kısa mesafe olsa gene eyvallah. Burnumuzu tıkarız, maske takarız falan filan ama yani 14-15 saat bizi bitirir ya. Ölür, bayılırız arabadan. Yine kaldı bize. Yapacak bir şey yok yani. Pick-up'la gelsek yani zaten ne bileyim hoş. Yani mantıken sen olsan ben pick-up'la gelmem. O kadar yola bununla pick-up gidebilir misin? Abi şu şöyle an. Ben hiç gelmez. Maskeyle giriyordum. O kadar açık ama. Abi maske ne kadar tutar bunun kokusunu? Abi yeri geliyordu ya çift kat takıyordum ya böyle tişörtümü sokup geçiyordum. Yani o ama kadar pis bin, kokuyor ki ya. Bundan... Düşün ki bunu 1400 kilometre boyunca yapabileceğim mi? Yapsam bile ne kadar tutar? Şahsen ben yapmam ama şöyle bir şey var. Şahsen ben keçi için 1400 kilometre yolda gitmem. Keçi için mi? Ama... Sence bir şey soracağım. Bu araba peki ben bir şey soracağım abi. Keçi olmasa gelir miydiniz? Ya keçi vesile oldu mu? Mevzu bak, keçiden başladı ya. Keçi vesile olmuş abi. Benim bak benim olayla alakam yok. Niye? Sana bizim, eğlence olsun abi. Bizim olayla hiçbir alakamız yok. Ben dün kaynanam gidin evde oturuyordum. Bir anda şu sağdaki yakışıklı olan Vedat abim aradı. Dedi ki bir tane keçi var. Şeye gidip alalım. Yalova'ya. Ben de çok mantıklı bir şey duymuşum gibi olur dedim direkt. Hani hiç sorgulama falan yok. Olur dedim abi. Lan halbuki hani sürü mürü alacak olursun. Kamyonla gidilir de. Bir tane keçi. Zaten arkadaşlar. Şimdi demeyin ki lan sizde de akıl yokmuş bir keçi için mi gittiniz? Keçi bahane. Keçi bahane ya. Biz yani zaten gezmeye tozmaya bahane arıyoruz.
Benim de eşim beni evden göndermiyordu. Bahaneyle evden kaçmış oldum arkadaşlar. Şimdi bir gün diye kaçtım. Bir iki gün. Bir gezeceksin abi sen. İpi kıracağım. Zaten abi, gelmek abi istiyordum arkadaşlar. Şey evet. Muzaffer'in yanına. Vallahi abi, o yüzden güzel bahane oldu. Yani Berat abi, Oğuz abi de tanışmış olduk. Hani Berat abi ilk beni her ne kadar tanıdığında yanlış da tanısa, değil mi abi? Evet, evet. Ben egoist ilk tanıdığımda böyle çok tepkiliydim. Para beni bozsun abi, para öyle. Bozsun baş... abi. Dedim, ben para mı lan? Her şey para beni bozsun diye var zaten. Bozmayacaksa ne yapayım? Artık saygı duyuyorum çünkü düzgün bir adam. Yani tanışınca bunu daha iyi anlayabiliyorsun. Eyvallah abi. Yani para için yapıyor. Bu da gayet normal bir şey. Herkes çalışıyor, kendine bir gelir elde ediyor. Ha, bu da bir gelir kapısıdır yani. Abi lafını valla bölüyorum ama ben para için yapmayı bundan 5-6 önce bıraktım. He. Tabii. Çünkü... Ayıptır söylese 2000 lira kazanıyorsun, misal veriyorum. Gerçi şu an zaten öyle bir ince hesaba dökersen. Yok. Para için yapılacak bir şey değil gerçekten. Ben şu an sadece zevk için. Takipçilerle aram çok iyi oluyor, biliyor musun? Köpekleri çok merak eden falan oluyor. O yüzden bırakamıyoruz da. Bıraksam adam beni Instagram'dan rahatsız ediyor. Yani bir şekilde soruyor onu. O şekilde olmuyor yani. Ya ana kaynağı zaten hayvan sevgisidir. Eğer hayvan sevmiyorsa kimse zorla da yaptıramaz yani. Yok abi, yok, imkanı yok. Ya her ne kadar hayvan sevgisi olsa bile belli bir yerden sonra bazen bir bıkkınlık gelmiyor değil. Aynen. Şunu var ya. Bak şimdi, bak bak. Sesine bak. Çok iyi dinle sesini. Oy sen kötü çocuk. Niye canını yaktın lan benim köpeğimin? Vurayım mı kızım ona? Ona vurayım mı? Senin canını abi mı yaktın? Abi ona vur. Ya Allah'ın sıvası insan abunun kulağını nasıl dişler ya? Abi o kadar güzel sesi var ki ben buna senin bayılıyorum. Senin niye kulağını dişler? Civciv gibi. Çok güzel ya. Çok hoşuma gitti. Evet, devam edelim. Evet, Cico'nun yanına. Ben bu Cico'yu sevebilir miyim? Ne Cico'yu mu? Seversin abi. Gerçekten söylüyorum, seversin. Harbi mi lan? Vallahi seversin. Oğlum, hadi bakalım. Sev, sev, sev. Ama şunun bir tipini çeker misin abi? Şu erkeğin özellikle. Asalet var abi. Ama Cico'yu sevmen için onu bırakman lazım. Yaparsın Oğuz. Hem sen bunu tutup hem bunu bırakmayıp hem onu sevmiyoruz mu? Ödünç alayım senden, Cico'yu sevdikten sonra geri vereyim. Ama yok, olası bir durumda hani bir elmel atarım. Ne olur şu an elim dolu olmasın, bunu alırız birazdan. Cico dursun benim bence. Cico senin işler, ben katılıyorum. Şöyle abi. Yaparsın Cico, Oğuz, aslan Oğuz. Gel kızım, ben lan yaparım değil, gel. İstersen yavrusuyla yaklaş abi. O bence daha ters tepebilir. Abi dur sen, Oğuz abi içeri çıkartmaya çalışıyorum ben. Üstelik güzel primalı. Kızım benim lan. Sakın açmıyorsun oğlum. Yok. Ha, hamana gidiyorsun. Yok abi, o prim için de seni öldürtmeyelim burada. Yok yok abi, ben primlerim hiç hoşlanmam. Bir tane arı kalmış, dur şu arıyı çıkartayım da. Kızım gel bak. Geleyim tabi, geleyim diyor. Geleyim. Neden olmasın? Gel kızım. Sen kafasından tut, ben arkadan seveyim. Seni ama bir görsün zin... ama. He? Seni bir görsün ama. Kızım ama az daha sen, ben de zinciri biraz daha gerelim ki kaçabilecek mesafem tamam, olsun. Tamam, ben şu an tuttum. Heh. Bak tam pas buram. Kızım. Heh. Ne yapıyorsun kızım? Hiçbir şey çıkamadım. Tamam, tutuyor musun? Tutuyorum. Aferin benim kızıma. Dokundu sana. Aferin Cico. Dokundu, ben gördüm. Tamam. Neyse. Cico, böyle şeylere sinirlenmeye gerek yok. Aferin. Aferin. Adamsın lan sen. Ey tut ki bak çocuk. Hem beni kapar. Hadi. Arkadaşlar ben anlıyorum, bu çocuk beni ısırttırmaya çalışıyor çaktırmadan. Şuradan kimini açayım. Aman oğlum çak ha, ben bana ben saldıran şeylerden he. Bana saldıran şeylerden hiç hoşlanmam, onu söyleyeyim. Bir sen böyle sevme ya, karşısından bir şekilde bir gel bakalım ne yapacak hayvan ya. Tabii canım, belki öyle tutunca herkes seviyor. Belki ısırmayacak abi. Bak. Bu kadar önyargılı niye yaklaşıyorsun ya? Hayatım mesela ben boyunca, sevmem, sen severim kendi, dedin, seveceksin abi. Hayatım öyle boyunca şey kendi canım söz konusu olduğunda hiç şansı atmadım. O yüzden şimdiye kadar sağlıklı sağlam yaşadım. Bu göbek ısırır kardeşim. Abi belki ısırmayacak ama. Şimdi, ben şimdi direkt gel harduçlu hayvanı sev demiyorum sana. Bir yaklaş öyle sev. Öpücük, elini öpücük, uzat, öpücük, ayağını ya, uzat. Ya. Yani vazgeçebileceğin bir organını uzat. Baksana bakışlara ya. Oğlum bakışları sen görmüyor musun? Kanka bir ayakkabını alır ya, bir şey yapmaz, hadi yapabilirsin. Aferin bak. Sen bırakmayasın oğlum. Yok yok, tutuyorum ben. Aferin kızım. Tamam. Tamam sen bir yaklaş. Neyse tamam, bu benim hadi kalemim değil. Bu tamam, köpek ısırır. Johnny. Evet. Bu abi, senin o meşhur Johnny. Bu zindiri çok dengesiz. Bu meşhur Johnny. Johnny. Sakin olur musun? Hatta bak. Hatta. Üstümü zaten pisletsin diye böyle giyindim. Kaça. Bak benimkini pisletmiyorsun. Hayır. Johnny. Tamam söyleyeyim mi, köpek atlamıyor. Köpek güzel köpek ha. Çok güzel. Ben seviyorum. Alınlığı da hoşuma gitti. Yani kaç aylık bu? 1,5 yaşında abi. 18 aylık var. Ha. Tabii 18 aylık var. Bu boy bu kadar.
Bundan sonra kafa patlatır. Ölçtün mü? Yok. Ama gelsin gelsin 72 yani. Ne gelir yani? 72 mi? He. Yok be oğlum. 65 mi abi? Yok, 72'den fazla ya. Fazla olur. 72'den fazla. Oğuz bizim ölçümümüze göre bu 70 gelir de bir kere. Var mı lan metre? Bu göbek 75. 75 mi? 4. Tamam. 4. 74. İzle ediyorum. Abi bir ayağa kaç? Kalksın. Ejderi bilmem. Bu 74. Dur bekle, ben buradan bu alayım. Tam zeytin kadar ha. Boy olarak. Arkadaş işte acemi. O anlamıyor. Şimdi bak ben göstereceğim. Biz bu de son 3 aydır aynı ölçüyü ölçüyoruz. Köpekler hiç büyümedi. Oğlum abi gitmemi bekleseydim ben. Yazıldığı için biraz erken. Bunlar böyle. Dur olmaz. Git gel. Bunlar kanından böyle. Konuşacağım. Sence cico mu daha sert, zeytin mi? Cico sert. Diyorsun. Zeytin de sert ama cico da bu köpek zeyk ısırır. Net. Yani hiç şeye gerek yok. Ne derler onun adına? Raksa gerek yok. Hiç fanteziye gerek yok. Yani ısır... Ne olur ısırılmaktan, vazgeç bir tane ayağından, ayakkabından. Isırılmaktan hiç hoşlanmam. Ve bu köpek de kesinlikle ısırır. Getir abi, ölçelim. Doğru bak, bu tam 80 santimlik metre. Bu 10 metrelik. Bununla ölçmek daha mantıklı bence. Zaten 80 olmayacak. Yani. Gel. Bu nasıl 80 oğlum? Ha 80'den 80'e 160. 80'den 160 işte. Tamam. Oluyor, oluyor. Öyle de oluyor. Dur baba. Dur. Dur oğlum. Oğuz ölçer ya, iyi ölçer. Kaça görüyor? Ya, abartma. 153 ya. Falan ya. 153. Yani senden oraya 50 oradan 1 2 3 4 5 6 73. 6 çık. 74. 153 ise sen 7 çıkacaksın ama. 73, oğlum 160'tan 6'yı çıkart. 73, abi 6 niye çıkartıyorsun? 53 değil. Benim matematiğim kötü kardeşim. 73. Hayır 53 de. Az bir saniye. Bu 1 mi oğlum? Hayır bak. 160 bak. İşte. Burası 80. Tamam. Burası 160. Tamam. 80'den 7 çıkaracaksın yani. Oğuz. Tamam. Yani 7 santim çıkaracağız. 80 73. Sonuç olarak kaç santim onu söyle. 73 santim. Tamam o da. 1 santim yanlış bir milyon. Bu işim ya. 1 santim için. Ya arkadaşlar. Eskiden benim matematiğim kötü. Yani hiçbir zaman iyi olduğunu da iddia etmiyorum ama. Sen de adam bayağı kötüymüş ya. Abi getirdim mi? Ben düşürüyorum. Metreye bak arkadaş. Abi bir dakika. Bir tarafı 80'den başlıyor. O da tam 80'le de girdi. 80, 81. Öteki tarafı 159. Al bak metreye getirdin sen. Bak bu sıfırdan başlıyor. 10 metreye kadar gidiyor. Ben o köpeği 74 tamam. Santim yapacağım. Ölç abi. Hadi gel bakalım. Oğlum. Gel Johnny. Bu arkadaş iş bilmeyiz. Gel ben sana göstereceğim bu işi. Gel. Arkadaş suç bizde. Çoluk çocuğa iş öğretmeye çalışıyoruz ya. Artık benim köpeklerimin hepsi seninkinden iyi, haberin olsun. Abi bu ne? Oha! Abi tamam, böyle mi? Tamam, bu köpeği düz yatırın. Evet arkadaşlar. Ya biz ölçüm için de çok başarılı değiliz. Ben bu köpeği 76'ya kadar çıkartacağım. Panzeri de bir görelim dedik. Dede. Bizim kapının Hector'u. Yani benim Hector'a beslediğim sevginin aynısını bu kafer de Panzer'e karşı besliyor. Panzer de bizi seviyor. Ufırma şeyleri yok değil mi? Aferin Panzer. Sen ne akıl? Ben zaten var ya en sevdiğim köpek tarzı ne biliyor musun? İnsana sakin, hayvana sert. Ah bu işte. Evet. Hadi güzel maşallah. Çimdirelim şunu. Çim bakayım şöyle. Çek bacağını da şöyle içeri. Köpek kaç yaşında? Abi bu 10 yaşını geçti artık herhalde. Maşallah. Ama yine de fena değil ha. Yine de çok iyi. Çok dinç. Ben bunun bir videosunu izlemiştim. Şey canlı yayında sen şey yapmıştın. Aferin Panzer. Aferin oğlum. Bir canlı yayında sen şey demiştin yani çok. Karşıladın mı sen falan diye. Sana da. Böyle bayağı bir kötüydü falan ama Allah'a şükür ölmemiş bak. Bu zehirlendi bir ara. Bir sürü yorum yaptık ya. Abi. Ölecek falan diye bayağı evet, bir yorum. Ölüyordu bu yani o bir kesin de. Ama ne olmuş o zaman ben anlatayım. Yalova'da bir veteriner hekim sağ olsun. 50 kilo başına bir tane tablet verilmesi gereken bir uyuz ilacı var. Hı. Onu babama verirken 10 kilo başına diye veriyor. Oh bastı 5 tane. Aşırı beş antibiyotiği bastı. Uyuz abi daha tehlikeli bir değil. Bir de bana demiyor ki bunun iç parazit özelliği var. Ben tabii o 5 taneden sonra gittim. Bir 5 tane de parazitafı bastım buna. Yani bu ne demek oluyor biliyor musun abi? Of, 300 kiloluk bir tosuna vermen gereken ilacı ben buna verdim. Ne yapsın Panzer? Köpeğin içi iç dış temizlenmiştir. Tertemiz olmuştu. Hiçbir şey kalmamış. Az daha komple temizlenmiş. Ölüyordu az daha. Ben de veterineri öldürüyordum az daha. Ama çok akıllı ya. Bak işte tabii, en güzel, sevdiğim güzel, köpek aynen. Şekli ya. Maşallah. Bak, efendi hiç gereksiz agresyonu yok. Ya çok uysal. Gereksiz agresyonu yok. Biz abi. Buna adam diyoruz.
Adam gibi köpek işte. Benim Hector mesela aynı öyleydi. İnsana karşı böyle dersin ki pamuk ya, hiç işi yok. Hayvana karşı delinin tekiydi. 5 tane köpek görsün. Şunun gibi 5 tanesi olsun. Öleceğine bilsin giderdi ama. Bu maldır be. Bu iyi bir şey değil. Yanlış anlamayın. Bu iyi bir şey değil. Çünkü neden? Ben bunu kaç kere 14-15 tane köpeğin içinden kurtardım. Gidiyor, giriyor. Bir de bunun dişleri aldığım günden beri böyle. Bak bu kırık. Bu da kırık. Yani bu dişlere güvenip gidip 14-15 köpeğin arasına giriyordu. Sokak köpeklerin arasına giriyordu. Kızan sürülerine giriyordu. Bir de çiftleşemiyor zaten. Maşallah aslan gibi ama kafaya baksana. Bunun karşısına ejderedik mesela. Görmesi yetiyor. Tekmez. Direkt. Bir de ayak. Öyle hayvanın boynunu, moynunu değil. Ayaktan tutar. İşi bilen köpek. İşi bilen köpek de işte. Bu ayakla buna bu işi nasıl öğrettiler işte. Bak ayak ben bunu aldım alalı böyle bak. Aynen uzun zamandır var ya. Aldım alalı bu ayak böyle. Tüfekle vurmuşlar bunu. Bir tonla para harcadım. Buna bu kadar düzeldi bu ayak. Daha düzelmiyor yani. Daha düzelmiyor değil mi? Yok bu kadar son ama bu bizim için bir mucizeydi. İyi yine de şu an köpek yürüyebiliyor, koşabiliyor. Koşuyor, yürüyor, boğuşuyor. Evet. Telden atlıyor. Tamam daha ne olacak o ya? Yeter abi yeter. Yani inşallah uzaya çıkacak hali yok. Hünkâr yani. Da bu kadar olsun bize yeter zaten ya. Hünkârımız hünkâr, bize... Hünkâr için geçmiş olsun inşallah abi, iyileşir. Eyvallah abi Allah razı olsun. İnşallah. Onu da aslında görsek iyi olurdu ama şans arkadaşlar hünkâr burada değilmiş. Onun için buraya gelmişti evet, platini kırınca tekrar geri götürdük verdik. Platin mahvetmiş çünkü. Evet. Evet bunlar... Aynı ya, birbirlerine benziyorlar ama aynı zamanda benzemiyorlar. İkisi evet. Birbirine benziyor. Mesela, ikisi de birbirine benziyor. Aynen aynen ikisini eşleştirirsin. Tamam abi bunu ver. Evet. Sarılar, bozlar. Evet şimdi bunlar birbirine benziyor, bunlar birbirine benziyor. Bizim tahminlerimize göre böyle bir şey olasılık olarak imkanlı mı bilmiyorum ama daha önce biz olduğunu gördük. Olur. Cico kızandayken biz Hünkar'la bir kapattık. 3 gece birlikte kaldılar. Ama ben gözümle görmedim çiftleştiklerini. Ama 3 gün kaldılar. 3 gün kaldılar. Ama şimdi işimi dedim tehlikeye atmayayım gideyim sarıyla çiftleştireyim göreyim dedim. Hadi bir göreyim de içim rahatlasın. Ortaya bunlar çıktı abi. Bunlara bakıyorum. Bunlar gri. Cico'nun yavruluğu da sarıydı. Cico büyüyünce de sarı oldu mesela. Bunlar gri. İşte onlar da saran hünkârın yavruları. Biz de öyle ya düşünüyoruz. O, muhtemelen ya ilk çiftleşmesinde belki de bunlar şey olmuştur. İkinci olabilir. Biraz ağırlar abi. Kaç günlük oldu bunlar? Bugün en kaç abi? Bugün bir... Bir. Bir mi? Birse, bir Kasım. 30 günlükler bugün. 30 günlük. Tabii, tam bir aylık oldular bugün. En riskli zamanlarını atlatmışlar. Tabii. Ya bu Cicu'nun yavru yeme huyu var ama kendi Allah yavruların Allah. Değil. Başka dişinin yavrularını itinayla yer. Ne diyeyim ya? İtinayla. Çok enteresan. Bu nasıl köpek? Ben ilk defa duydum ya. Köpek köpeği yer mi? Köpeği yiyor başka köpekler değil mi? Tabii. Ya boğup bırakıyor da. Yok yok yiyor abi. Yiyor. Tabii yiyor. Hmm, yanlış mı anladım diyorum acaba? Boğar tamam eyvallah anlarsın. Boğur yemek ya, nedir böyle, ya? Gerçi ben hiç canlısını vermedim. Bir kere gördüm canlı zaten. Köpek kaçırdı. Bam bam diye bir dişim vardı onun yavrusunu kaçırdı. Yaşıyor da lan bir baktım sanki bunu bir ısırmaya çalışıyor. Hemen gittim aldım ağzından. Sonra birkaç gün sonra başka bir yavru öldü. Dedim vereyim bakayım yiyecek mi? Abi verdim bir iştahla yedi. Allah Allah. 3-4 tane İlk defa duydum ha acayip bir şey. Yedi. Şaşkınım şu an. Kara dişinin ölü yavrularını yedi. Bir de tilki ölüsü falan da yiyor. Yavru tilki ölüsü ama yetişkinin yavrusunu yemiyor. Lan Cici o ne midesiz köpek oğlum çocukluğuna inmek lazım ha. Biz de dedik çocukluğuna mı? Aynen. Çocukluğuna. Aynen biz hiç... onun bir çocukluğuna inmek normal lazım. Bir şey çocukluğu değil. Hiç normal geçmedi daha bunu. Var bir sıkıntı çok var. Çok sıkıntı. Ya o vitamin eksikliğinden kaynaklı. Hormon eksikliğinden kaynaklı diyormuş. Biz dedik ki eyvah. Yani o vitamini yavrularda mı buluyorsun? Enteresan. Abi mesela kendi dışkısını yiyen köpek de var. Bu da çok iğrenç bir şey normal şartlarda ama o da bir... Onu domuz yapıyormuş. O da bir vitamin hormon eksikliği oluyor. Tavuk yiyen köpekten mi vitaminden? Ya bazıları vitamin eksikliğinden yiyor, bazıları gerçekten vitamin eksikliğinden yiyen de var. Bazıları oyun olsun diye, bazıları salak. Bazılarının da o avcı içgüdüsü ya var bak, ya. Bak şuradaki. Tavuk kaçınca bak. Kovalamaya bayılıyor. Ondan da yemiş olabilir. Sizden şey. Buraya çok yaklaşmamız. Dişliyor mu? Değişiyor. Gel bunun yarası var şimdi. Gel. Bu deli mi? Bu tavuk, keçi. Ne oyun. Olursa yürüyen, koşan. Bir bizim Şakir'e sürünen. Evet arkadaşlar. Muzaffer kardeşimin yerini yakından görmüş olduk. Kendisini de tanımış oldum. Eyvallah. Kendisini zaten telefonda da seviyordum. Yakından da gördüm. İyi bir arkadaş. Allah videomuz razı. Buraya kadardı arkadaşlar. Videomuza kanalımıza hala abone değilseniz benim, Muzaffer'in, Vedat abinin, Vedat abi kendini göster. Benim. Evet. Hala abone değilseniz abone olup like atarsanız çok seviniriz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.